Çemberimde gül oya, iğne oyaları kanalıma hoş geldiniz hanımlar. İğne oyası modelini anlatacağım buna. Şimdi ilk önce çemberimizin etrafına, ben her zaman o şekilde yapıyorum. Zürafamızı çekiyoruz. Çektikten sonra kuyumcu kafesiyle başlıyoruz. İlk önce 4 tane kuyumcu kafesiyle başlayın ki örneğiniz otursun. Sonuna geldiğinizde. Şimdi ben her ikisinin arasına 6 tane kuyumcu kafesi yaptım. 6 tane kuyumcu kafesinden sonra şimdi 5 tane zürafa yapacağım. Beş tane zürafamı yaptım. En sonuncu zürafaya iğnemi geçiriyorum ve sadece düğüm atıyorum. Şimdi sona kadar zürafaları yapıyorum. Zürafamı tamamladım. Geliyorum en baştaki zürafaya. İğnemi geçirip sadece düğüm atacağım. Attık. Zürafalara devam ediyorum. Eksiltiyoruz şu anda. Tekrar sondaki zürafaya geliyorum ve düğüm atıyorum. İki zürafam kaldı. Düğüm atıyorum. Ve buraya biraz büyük çene zürafamı yapıyorum. Şimdi aşağı ineceğiz hanımlar. Yaptığımız zürafalara düğüm atarak aşağı iniyorum. Ve zürafaya açta başladığımız yerdeki zürafayı geçirdim. Düğümü oraya da atıyorum. Aşağıya indik. Şimdi buraya pırpır yapıp kuyumcu kafesimizi yapıyoruz. Araya 6 tane kuyumcu kafesi. Kuyumcu kafesi yapmak için onu da anlatayım. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. İlk önce zürafanın içinden geçirip düğüm ve diğer zürafaya kuyumcu kafesimizi tamamlamış oluyoruz. İlk önce bir zürafaya geliyoruz, içinden geçirip şöyle hafif bir zürafa şekli oluyor. Sonra zürafaya gelip kuyumcu kafesimizi tamamlıyoruz. Alt yeşilimizi bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yeşilin ikinci kısmını yapacağız. Gene yeşil ipimizi aldık. Geliyorum buraya. Büyük bir zürafa yaptık. Köprü diyebiliriz. Geliyorum, ipimi İpimizi düğümledik. Daha sonra buraya 5 tane pırpır yapacağız.
Pırpır boyutumuz. Beş tane pırpır yaptım ve yana doğru çektiriyorum. Aralarını sıklaştırdım. Buraya şimdi sonuncuya geliyorum. Düğüm atıyorum. Zürafa yapıyorum. Her bir pırpıra zürafa. Yaprağımızı hazırlıyoruz şu an. Zürafamızı yaptık. Baştaki zürafaya geldim. Düğümümü attım. Zürafalara devam ediyorum. Baştaki zürafaya, yani sonuncu yaptığım zürafanın içinden geçiriyorum, sadece düğüm atıyorum. Şu an eksiltiyoruz. Zürafalara devam ediyorum. Baştakine geliyorum. Geçirdim ve düğüm atacağım sadece. Ve sonuncu zürafamız bu. Sonuncu zürafaya da düğüm atıyorum. Ve buradan dipten bunu kesiyoruz. Alttaki ipimizi de alalım. Şimdi ipimi tekrar düğümleyeceğim. Geldim yuvaya, geçirdim iğnemi. Düğüm atıyorum. Yana doğru iyicene çektim, sıkıştırdım. Buraya şimdi 3 tane büyük bir pırpır yapacağız. Şöyle büyük bir pırpır. 3 adet olacak. Evet, büyük pırpırlarımı tamamladım. Şimdi bu yaprağın aynısını buraya yapacağım. 5 tane pırpır.
Yaprağımı yapıyorum, zürafalarımı. Aynısını yapıyoruz hanımlar. Ve sonuncu zürafaya geldim. Sadece düğüm atıyorum. Ve kesebiliriz. Alttaki yeşili de. Evet, şimdi renkli ipimizi alıp üstünü hazırlayacağız. Renkli ipimi aldım. Ben mavi ve pembeyi kullanacağım. Ama çemberlerinize uygun renklerde yapın. Mesela yoğunluk mavi ise maviye hepsinde kullanabilirsiniz ya da renklerine uyumlu bir şekilde. Şimdi ben renkli ipimi aldım. Başta büyük yaptığımız pırpır vardı. Onun içinden geçirip sadece düğüm atacağım şu an. Düğüm atarken ben iğneye iki kere doluyorum. Ve şöyle tırnağımla iyicene sıkıştırdım. Şimdi buraya ilk önce iki tane pırpır yapıyoruz. Büyük değil, küçük bir pırpır yapıyoruz. Pırpırımı yaptım. Şimdi geri geleceğim. Şu tarafa düğüm atacağım bayanlar. Bu sağ tarafına düğüm atacağız. İpimizi bu yaptığımız pırpırdan daha büyük tutup şöyle ayarlayalım ve sıkıştırabilirim. Geri geliyorum. İki kat yapacağım çünkü iki katı neden yapıyorum onu söyleyeyim. Yaptığım sık iğnenin daha dolgun durması için ve oynama yapmaması için. Tekrar geliyorum şu tarafa düğüm atacağım. Şunları aşağı alalım geliyorum. Bu yaptığım eşit olması için şöyle tuttum. Ve sıkıştırdım. Şimdi komple sık iğneyle etrafını döneceğiz. Pardon, geri kaydırmışım. Evet. Şöyle yapıyorum. Yanaştırarak düğümümü atıyorum. Ben şu an saymayacağım. Sayılı yaparsanız hepsi eşit görünecektir. Komple dolduruyoruz.
Sonuncuyu da rimliyorum. İyice sıkıştırıp dipten kesiyorum. Evet. İlkini tamamladık. Şöyle elimizle de düzeltebiliriz. Şu fazlalık iplerimizi de alalım. Şimdi ben diğer ikisini de yapacağım hanımlar. Evet hanımlar, ben bitirdim. Örneğimiz bu şekilde. Bu daha önce benim yaptığım sizlere. Şöyle. Bunu da sizlerle birlikte hazırladığımız. Modelleri paylaşım yaparsanız birçok arkadaşımız da bizlerden faydalanmış olur. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın hanımlar. Hoşça kalın.